أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte Saffat suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde yasal imamlarımızdan, yasal örneklerimizden, sevgili peygamberlerimizden, önce Nuh aleyhisselam, sonra İbrahim ve İsmail aleyhisselam, daha sonra Musa ve Harun aleyhisselam gündeme getirilmiş, Allah'ın onlara teyidatı, yardımı söz konusu edilmişti. Bugün okuduğumuz ayetlerinde de yine yasal imamlarımızdan, yasal örneklerimizden İlyas aleyhisselamın gündemiyle Rabbimiz söze başlıyor. Ve inne İlyase leminel murselin. İlyas aleyhisselam da bizim görevlendirdiğimiz elçilerimizdendi. Kitabımızın En'am suresi ve Saffat suresi İlyas aleyhisselamı gündeme alır. İlyas aleyhisselam hakkında çok fazla bilgi vermez Rabbimiz. Bildiğimiz kadarıyla İlyas aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş bir Allah elçisiydi. Şu anda her ne kadar İlyas aleyhisselama İsrail oğullarından Yahudi ve Hristiyanlar sahip çıkıyorlarsa da İlyas aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Onların peygamberi değildir. Çünkü ne Yahudilerin ne de Hristiyanların İlyas aleyhisselamın imanıyla, takvasıyla, teslimiyetiyle uzak ve yakından hiçbir alakaları kalmamıştır. Biz kitabımızda bize haber verilen bütün peygamberlerin bizim peygamberimiz olduğuna iman ederiz. Ve biz peygamberlerin arasını ayırmayız. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Allah'ın elçilerinin arasını ayırmayız. Şunlar şunlar bizim peygamberimiz, şunlar şunlar da sizin peygamberiniz diye bir ayrıma girmeyiz. Onu Yahudi ve Hristiyanlar düşünsünler. İlyas aleyhisselam Allah'ın görevlendirdiği, İsrail oğullarına görevlendirdiği bir elçisiydi. İz gâle li kavmihi, kavmine dedi ki, elâ tettegûn, müttaki davranmaz mısınız? Allah'a kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmez misiniz? Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Hayatınızı Allah'a sormaz mısınız? Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle yol bulmaz mısınız? Etedûne ba'len, ba'le mi yalvarıp dua ediyorsunuz? Ba'le mi tapınıyorsunuz? Ve tezerûne ahsenel hâlikîn, sanatkarların en güzeli olan Allah'a rabbekum ve rabbe âbâikumul evvelîn, sizin de sizden önceki atalarınızın da Rabbi olan, sizin de sizden önceki atalarınızın da program yapıcısı olan Allah'ı bıraktığınızda Baal'e mi tapıyorsunuz? Tarihi bilgilerimize göre Baal bir putun ismidir. O da Fenikelilerin putuydu. Peki İsrailoğulları tek tanrı inancına sahip bir toplumdu. Onların putperestlikle ilgisi yoktu. Niye böyle dedi İlyas aleyhisselam? Anlayabildiğimiz kadarıyla İsrailoğulları tarih içinde Allah'la pazarlıklı bir kısım ilişkilere girmişler.
Allah'tan zafer istemişler olmayınca, Allah'tan devlet ve iktidar istemişler olmayınca, istedikleri Allah tarafından verilmeyince, sen bize bunu yaparsan biz de sana şunu yaparız demişler, zaman zaman putlara tapınmışlar. Allah'tan intikam almak üzere zaman zaman putlara tapınmışlar. İşte İsrailoğullarının, Fenikelilerinin Baal putuna tapındıkları bir dönemde gelen İlyas Aleyhisselam toplumunu uyardı. Fekezzebuhu, onu yalanladılar. Fe innehum lemuhtarun, onu yalanlayanlar, o müşrikler, Allah'a yetki sınırlaması getirenler, hayatı parçalayıp hayatın bir bölümünde Allah'ı, öteki bölümünde de başka tanrıları dinlemeye kalkışanlar, cehennemde hazır tutulacaklar. Müşriklerin tamamı cehenneme mahkum olacaklar. İlla ibadallahil muhlasin, ancak Allah'ın ihlaslı kulları, halis kulları, saf vahiy Müslümanı olan kulları bunun dışındadır. Ve terakna aleyhi fil ahirin, ve gelecek nesiller içinde biz İlyas için bir ün bıraktık, bir hatıra bıraktık, bir saygı bıraktık. Selamun ala İlyasin, selam olsun İlyaslara, selam olsun İlyas yolunun yolcularına, selam olsun İlyas'ın imanına sahip çıkan Müslümanlara, selam olsun İlyas'ın takvasına, teslimiyetine sahip çıkan Müslümanlara. İnna kezalike nedzil muhsinin, işte biz Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden muhsinleri böylece mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel mu'minin, muhakkak ki o İlyas Aleyhisselam bizim mümin kullarımızdandı. Allah güvencesinde bir hayata yönelmiş, Rabbim bana neyi emretmişse o benim menfaatime, Rabbim benim için neyi yasaklamışsa mutlak o benim zararımadır diyerek Allah güvencesinde bir hayata yönelmiş olan mümin kullarımızdandı İlyas Aleyhisselam. Bundan sonra yine bir başka yasal örneğimiz, bir başka yasal imamımız Lut Aleyhisselam gündeme alınıyor. Önceki surelerde de anlatıldı ama Rabbimiz ısrarla bu surede de yasal imamlarımızdan Lut Aleyhisselam'ı gündeme getirdiği için biz de inşallah özetle de olsa bir şeyler söyleyeceğiz. Ve inne Lutan leminel murselin. Muhakkak ki Lut Aleyhisselam da bizim görevlendirdiğimiz elçilerimizdendi. Lut Aleyhisselam bir önceki dersimizde ifade ettiğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeniydi. İbrahim Aleyhisselam Ur kentinde zalim Nemrut ve toplumu tarafından ateşe atılıp ateş onu yakmayınca toplumda kendisine iman eden sadece yeğeni Lut Aleyhisselam oldu. Karısı Müslümandı, karısı amcasının kızıydı, Sara annemiz Müslümandı. Bir de Lut Aleyhisselam, yeğeni Lut Aleyhisselam iman etti. Böylece Ur kentinden ayrıldılar üçü birlikte. İbrahim Aleyhisselam Filistin bölgesinde Kudüs yakınlarında Halilurrahman kentine yerleşirken Lut Aleyhisselam da 50-60 kilometre ötede Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede Sodom ve Gomorre diye iki büyük şehir vardı. Birisi 500 bin nüfuslu, diğeri de 450 bin nüfuslu iki büyük şehir. İşte Lut Aleyhisselam orada elçi olarak görevine başladı. Lut Aleyhisselam toplumunu uyardı, Allah'a kulluğa davet etti. Toplumunun bir ahlaksızlığı vardı, homoseksüellik. Önceki derslerimizde de epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Erkekler kadınlardan hoşlanmıyorlar. Cinsel arzularını tatmin için erkeklere gidiyorlardı. Hayvanlar aleminde bile görülmedik bir edepsizliği meşrulaştırmışlar. Lut Aleyhisselam onları uyardı, yapmayın, etmeyin. Allah erkekleri yarattı, karşılarında kadınları yarattı. Böylece nikahlı bir biçimde kadınlarla cinsel hayatınızı doyuma ulaştırın, böylece neslin devamını da sağlayın dedi. Ama toplum Lut Aleyhisselam'a iman etmedi. Dediler ki ey Lut, boşuna uğraşma.
Bizim kadınlara karşı bir meylimiz kalmadı. Bizim kadınlara karşı bir ilgimiz, alakamız kalmadı. Peki bunun sebebi neydi? Sosyolojik bir tahlille söyleyecek olursak bunun sebebi şuydu. Eğer bir toplumda yaşayan erkekler istedikleri kadar kadınla yatabilme özgürlüğüne ya da çılgınlığına ulaşmışsa, buna özgürlük denmez de buna çılgınlık denir. O zaman o toplumda kadınlara karşı bir doyum başlayacak, kadınlara karşı bir tiksinme başlayacak, bir fıtrat bozukluğu içinde erkekler erkeklere, belki bilmiyoruz, kadınlar da kadınlara gitmeye başlayacak. İşte şu anda Amerika'da, İngiltere'de, Hristiyan Batı dünyasında ve ateist dünyada, hatta erkekle erkeğin evlenmesine kanunen bile cevaz çıkardılar. Adam boyu bu pislik, ahlaksızlık yükseldi. Lut Aleyhisselam toplumunu uyardı. Bakın, toplumu adam olmayınca Allah buyurdu ki اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ Biz onu ve ailesini tümüyle kurtardık. Biz Lut Aleyhisselam'ı ve ehlini, ailesini tümüyle kurtardık. Peki Lut Aleyhisselam'ın ehli kimdi, ailesi kimdi? Bir karısı vardı biliyoruz, kafir. İki tane kızı vardı Müslüman. Bir de baba Müslüman. İşte böylece toplumda Müslüman olmuş sadece 3 kişi vardı. 950 bin nüfuslu iki şehirde sadece 3 tane Müslüman. Başka yoktu. Bunu nereden çıkarıyoruz? Kitabımızın bir başka suresi anlatır. Lut kavmini helak etmek üzere yola çıkan melekler önce Halilurrahman kentinde İbrahim Aleyhisselam'ın yanına uğradılar. Onunla bir diyalog gerçekleşti. İşte o diyalogda melekler dediler ki, ey İbrahim, biz Lut'un kavmini yokladık. Fema vecetna fiha gayra beytin minel müslimin. Biz orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında başka bir ev bulamadık. Evet, Lut kavmi içinde Müslümanlara ait bir tek ev bulduk diyor melekler. O da işte Lut Aleyhisselam'ın evi, karısı kafir, iki kızcağızı iman etmiş. Hepsi bu. Hani bize şimdiye kadar din anlatanlar, kürsülerden vaaz edenler şöyle demişlerdi. Melekler Lut kavmini helak etmek üzere geldiklerinde bir baktılar ki 70 bin kişi secdede, 70 bin kişi rükuda. Demek ki Kur'an bilmeden söylenmiş sözlermiş bunlar. Halbuki melekler diyorlar ki biz orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık. Evet, biz onu ve ailesini kurtardık. İlla acuzen fil gabirin. Ancak geride kalanlardan olan, azaba mahkum olanlardan olan ihtiyar karısı, acüze karısı müstesna, bütün ailesini kurtardık. Thumme demmernel aharin, geri kalanları da yerin dibine batırıverdik. Rivayetlere göre iki büyük şehri kaldırıyor melekler, yerden söküyorlar. Ne kadar gökyüzüne kaldırdılarsa bilmiyoruz. Ters çevirip yere vuruveriyorlar. O bölge çöküveriyor. Deniz seviyesinden 400 metre daha aşağıda bir çukur haline, bir krater göl haline dönüşüyor. Sonra üstüne taş yağmuru yağdırdık diyor Allah. Şehir tümüyle kayboluyor. Üstü sularla doluyor. Ve işte şu anda 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor Lut Gölü'nün altında. Ne ses veren var, ne devinen var, ne bir hareket var. Allah'la savaşanların sonu budur. Allah'ın haram helal yasalarını takmayanların, Allah'ın nikah yasasını beğenmeyerek homoseksüelliği meşrulaştıran, hayvanlarda bile görülmedik o edepsizliği meşrulaştıran bir toplumun sonucu, Allah'la savaşan bir toplumun sonucu, cinsel ahlaksızlığı Allah'a ve peygambere kafa tutacak bir seviyeye çıkaran toplumun sonucu işte budur. Tevrat'ta bu konu anlatılır. İki babayla kız bir kenara çekildi diyorlar. Güya Allah'tan inme bir ayet olarak Tevrat bunu bize aktarıyor. Halbuki ayetle hiç ilgisi yok. İki tane kız çocuğu, erkek yok.
Düşünmüşler yahu ne yapsak ne etsek, demişler ki babamız Lut'a içki içirelim, bir gece onunla sen yat, bir gece de ben yatayım diye iki kız kendi aralarında anlaşmışlar. Lut aleyhisselama içki içirmişler. Bir gece kızının birisi yatmış baba Lut aleyhisselamla, öbür gece öbür kız yatmış. Ya şu ayet olur mu ya? Tevrat'ta bu var işte. Bir peygambere zirve noktasında hakaret değil mi? Allah korusun. Bakın Allah diyor ki ve innekum letemurrun aleyhim musbihin. Siz ey Mekkeliler, akşam sabah gece gündüz Şam taraflarına, Kudüs taraflarına giderken onların kalıntılarının arasından geçiyorsunuz. Lut Gölü'nün yanından geçiyorsunuz. O gölün nasıl oluştuğunu görüyorsunuz. Efela takilum. Akletmeyecek misiniz? Sizler şu anda içinizdeki benim son elçime karşı tıpkı Lut kavminin elçilerine davrandığı gibi bir davranışın içindesiniz. Sizin akıllarınız yok mu ey Mekkeliler? Helak olmuş bir toplumun helak yasasını görmüyor musunuz? Hala akıllarınızı başlarınıza almayacak mısınız? Ama önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Kainattaki görsel ayetlerin fihristi olan şu kitabı okumadan, bu kitabı tanımadan Lut Gölü'nün içinde yatıp kalsanız bile Lut Gölü size fazla bir şey söylemeyecektir. Ama önce bu kitapla bilgilenir, öteki ayetlerin fihristi olan bu kitabın bilgisiyle donandıktan sonra o bölgeye giderseniz Lut Gölü size çok fazla şeyler söyleyecek. Böylece Lut Aleyhisselam'ın da gündeminden sonra şimdi de Yunus Aleyhisselam gündemde yasal imamlarımızdan Yunus Aleyhisselam'a bir değinide bulunacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. Ve inne Yunus'e leminel murselim. Yunus Aleyhisselam da bizim görevlendirilmiş elçilerimizdendi. Sevgili Peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla Yunus Aleyhisselam Ninova bölgesine elçi olarak gönderildi. Ninova, Bağdat ile Basra arasında Irak'ta, Mezopotamya'da, şu andaki Musul kentinin, Musul şehrinin önceki adıdır. Şu andaki Musul şehrine, yani Ninova şehrine Yunus Aleyhisselam elçi olarak görevlendirilir. Toplumunu uyarır. Toplumunu Allah'a kulluğa davet eder ama toplum dinlemez. Kaç yıl uyardı, kaç yıl uğraştı bilmiyoruz. Öyle bir an gelir ki toplumunu yaklaşmakta olan bir azapla uyarır. Şu kadar süre sonra azap geliyor der ama kendisi kendi belirlediği o azap süresinin sonuna kadar sabredip toplumun içinde bekleyemez. Kızar, darılır, siler, gazaplanır, küser ve toplumunu terk eder. Bakın Allah diyor ki iz ebeka ilel fulkil meşhum. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Tıpkı efendisinden kaçan bir köle gibi bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi zannederek kaçtı, kızdı, sinirlendi, gazaplandı, sildi toplumu, bir gemiye bindi. Fesaheme fekâne minel mudhazîn. Gemidekiler kendi aralarında bir kura çektiler. Kura da Yunus Aleyhisselam'a denk geldi. Kurayı kaybedenlerden ve denize atılanlardan oldu. Rivayetlere göre bir alabora çıktı denizin içinde. Gemi batmak üzereydi. Kaptan dedi ki içimizde bir suçlu var. O suçlu açığa çıksın. Ya da kura çekeceğiz, içimizden birilerini denize atacağız, diğerlerini kurtarmak için dedi. Aralarında bir kura çekildi. Kura da Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Ya da kura filan çekilmedi de Yunus Aleyhisselam dedi ki durun durun, suçlu benim. Ben suçluyum. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben yapmam gereken bir şey yapmadım. Ben nefsime zulmettim. Ben Allah'ın beni görmek istemediği bir yerde bulundum. Ben Allah'ın beni görmek istediği yeri terk ettim. Allah'tan hicret emri gelmeden ben toplumu terk ettim. Yapmamalıydım. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben görev mahallimi terk ettim. Ben suçluyum, beni atın dedi.
attılar Yunus Aleyhisselam'ı denize. Bakın Allah diyor ki feltekamehul hutu, bir balık onu lokmalayıverdi, onu yutuverdi. Ve huve mulim, Allah'ın elçisi Yunus Aleyhisselam kendi kendini kınar olduğu halde, durumundan pişmanlık duyar olduğu halde bir balık onu yutuverdi. Felevle ennehu kâne minel musebbihîn, eğer o balığın karnında bizi tesbih edenlerden olmasaydı, dua dua bize yalvaranlardan olmasaydı, tevbe edenlerden olmasaydı, lelebise fî batnihi ilâ yevmi yub'afun, Bağız gününe kadar, kıyamet gününe kadar balığın karnında ölüp gitmişti, unutulup gitmişti. Ama bize yalvardı, bize yakardı diyor Allah. Yalvarışını da kitabımızın bir başka suresi şöylece ortaya koyuyordu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Ben seni tesbih ederim. Ben nefsime zulmettim. Ben sana zulmettim. Ben senin ayetlerine zulmettim. Ya Rabbi ben zalimlerden oldum. Görev mahallimi terk ettim. Senden hicret emri gelmedikçe oradan ayrılmamalıydım. Ölsem de orada ölmeliydim. Kaldı ki sen izin vermedikçe kimse benim kılıma dokunamayacaktı. Yanlış yaptım. Ben zalimlerden oldum. Ne olur beni bağışla ya Rabbi diye balığın karnında dua dua Allah'a yalvardı. Bakın Allah diyor ki فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ السَّقِيمِ, rahatsız olduğu halde biz de onu bir kıyıya atıverdik. Bir sahile atıverdik. Bir kıyıya atıldı balığın karnından. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ, kabak cinsi bir de bitki bitirdik onun üzerinde. Kabak cinsinden geniş yapraklı, büyük yapraklı bir bitki bitirdik diyor Allah. Sebep neydi? Acaba balığın karnında vücudu deforme oldu da tedavi için mi? Yoksa güneşin sıcaklığından o sahilde onu korumak için miydi? Yoksa meyvesinden yesin, suyundan içsin diye miydi? Allah diyor ki biz onun üzerinde kabak cinsinden bir kalın yapraklı, iri yapraklı bir bitki bitirdik. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ, sonra onu tekrar 100 bin ya da daha ziyade nüfuslu Ninova kentine, şimdiki Musul şehrine tekrar elçi olarak gönderdik. Bakın toplum Yunus Aleyhisselam gittikten sonra simsiyah bir bulut şeklinde karşıdan Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği azap çıkmış. Toplum tevbe ediyor. Ya Rabbi biz ettik sen etme, biz iman ettik diye toplum tevbe ediyor. Allah da kararlaştırdığı azabını geri çeviriyor. Tarihte ilk defa, ikinci bir örneğini göstermek mümkün değil. Kesinleşmiş bir azabın geri çevrildiği toplum Yunus Aleyhisselam'ın toplumudur. Azap geri çevrilmiş, toplum Müslüman olmuş. Bir bakıyorlar peygamber yok. Yunus Aleyhisselam nerede? Biraz bekliyorlar. Allah'ın elçisi Yunus Aleyhisselam geri geliyor. Bakın Allah diyor ki feamenu, onun toplumu iman etti. Femettanahum ilahin, belli bir süreye kadar biz de onları yaşattık. Yani azabı defettik, azabı geri çektik. Ecellerinin sonuna kadar, belli bir süreye kadar biz o topluma izin verdik, mühlet verdik. Şimdi bakın, burada bizi ilgilendiren birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum. Yunus Aleyhisselam birkaç hata yaptı. Allah zaten bunu bize onun için anlatıyor. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz için, ey peygamberim İbrahim gibi ol, Musa gibi ol, İsa gibi ol, Adem gibi ol, Nuh gibi ol der. Ama Kalem suresinde der ki وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ, ama balık sahibi gibi olma. Balık sahibi yani Yunus Aleyhisselam'ın şu dönemi gibi olma der Peygamber Efendimiz'e. Bu ayetler nerede geliyordu? Mekke'de. Zor durumdaydı sevgilimiz, zor durumdaydı Müslümanlar. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim sakın ha
Allah'tan benden sana hicret emri gelmedikçe görev mahallini terk etme. Yunus gibi olma, dişini sık, sabret ve bekle. Çünkü ben izin vermedikçe kimse senin kılına bile dokunamaz ey peygamberim. İşte Allah bunun için anlatıyor. Birkaç yanlışı var Yunus Aleyhisselam'ın. Ben onlara dikkat çekip inşallah öbür konulara intikal edelim. Yunus Aleyhisselam'ın birinci hatası, bir kere tavrını Allah'a göre değil de insanlara göre ayarlamak oldu. Tavrını insanlara göre ayarladı. İnsanlar adam olmayınca kızıverdi, gazaplanıverdi, öfkeleniverdi, siliverdi toplumu, terk edip gitti. Bakın ben şu anda size Yunus suresini anlatıyorum. Dinlemeseniz, dalga geçseniz, uyusanız, benim istediğim noktaya gelmeseniz, ben tavrımı size göre ayarlarsam ben de kızarım, ben de gazaplanırım, öfkelenirim, kırılırım, siler geçer giderim. Ama ben tavrımı Allah'a göre ayarlarsam, yahu insanlar dinlemiş dinlememiş bana ne? İnsanlar anlamış anlamamış bana ne? İnsanlar istenilen tavrı takınmış takınmamış bana ne? Ben bu işi insanlar için yapmıyorum ki. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Allah da şu işin en güzeline layık olduğuna göre, Rabbim şu yaptığım işin karşılığını yarın bana vereceğine göre ben sözlerime devam ederim. Siz dinlemişsiniz, dinlememişsiniz, ilgilenmişsiniz, ilgilenmemişsiniz. Zerre kadar beni ılgalamaz tabiri caizse ben tavrımı Allah'a göre ayarlarsam. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Babanıza itaat istiyor Allah sizden. Babanız namaz kılmayan birisi, İslam'ı yaşamayan birisi. Siz ona itaatte zorluk çekiyorsunuz. Niye? Ya bu adam buna değmez diyorsunuz. Ya da kocanız işte şöyle şöyle İslam dışı bir hayatın içinde ben buna niye hizmet edeyim? Bu buna layık değil diyorsanız zorlanırsınız. Ama tavrınızı babanıza, kocanıza göre değil de Allah'a göre ayarlarsanız, babama hizmet etmeyi Rabbim benden istiyor. Ben babam layık mı değil mi zerre kadar onu problem etmeden Allah'ın bu işe layık olup olmadığını düşünürsem, Allah her şeyin en güzeline layık dersem rahat yaparım bu işi. Benim sadece kadınlardan ders gruplarım var. Bir ara ders yapıyoruz. Hanımlardan birisi kayınvalidesiyle arasındaki problemi anlatmaya başladı. İşte şöyle geçimsiz, böyle dırdır filan anlattı anlattı. En son dedi ki hocam, sanki bizim evde kayınvalide değil de bir şeytan var dedi. Öyle deme dedim. Bak sen tavrını kayınvalidene göre ayarlarsan zorlanırsın. Sen kayınvaliden senin ona yapacağın hizmete layık mı değil mi bunu zerre kadar problem etme. Rabbim bu işe layık mı de, kayınvalidene hizmet etmeni Allah senden istiyor ve onun karşılığını yarın sana verecekse zerre kadar kayınvalideyin bu işe layık olup olmadığını problem etme dedim. Bir de böyle düşün dedim. İki hafta sonra dedi ki ya hocam vallahi bizim evdeki o şeytan gitti, yerine bir melek geldi. Benim kayınvalide melek oldu dedi. Hayır dedim, o değişmedi, sen değiştin. Senin bakışın değişti. Sen ona yaptığın iyiliklere layık mı değil mi onu problem etmeyip de Rabbim layık mı dedin ya, Rabbına göre yapmaya başladın ya, sen değiştin dedim. Kayınvaliden hiç değişmedi, senin ona bakışın değişti dedim. Öyleyse tavrımızı insanlara göre değil Allah'a göre ayarlarsak çok rahat ederiz. İkinci konu, Yunus Aleyhisselam 3 gün sonra, 5 gün sonra azap geliyor dediği halde o 3 günün, 5 günün sonuna kadar bekleyemedi, toplumunu terk etti, kaçtı. Yani görev mahallini terk etti. Sonunda ne oldu? Bir balık tarafından yutuldu. Ama şunu söyleyeyim, Yunus Aleyhisselam uyardı, uyardı, uyardı. Toplum adam olmayınca kaçtı. Bizler uyarmadan kaçıyoruz. Nice akrabalarımıza daha gitmedik. Uyarmadan kaçıyoruz. Yunus Aleyhisselam kaçınca nasıl ki bir balık tarafından yutuldu, bizler de görev mahallerimizi terk edip kaçınca Allah korusun biraz daha büyük bir balık tarafından yutulduk. İşte şu toplumun cife karnındayız. Ne ekmeğimize sözümüz geçiyor, ne alfabemize sözümüz geçiyor,
ne kılık kıyafetimize sözümüz geçiyor, ne hukukumuza sözümüz geçiyor, ne ticaretimize sözümüz geçiyor, ne düğünümüze, ne bayramımıza sözümüz geçiyor. İşte biz de şu anda büyük bir balığın, yani şu toplumun karnı tarafından yutulmuşuz. Görev mahallerimizi terk ettiğimiz için, o zaman Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulmak için ne yaptı? Dua dua yalvardı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin dedi. Bizler de gece gündüz La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin diyelim. Ya Rabbi biz kendi kendimize zulmettik. Ya Rabbi biz senin görmek istediğin yerde bulunamadık. Biz yapmamamız gereken şeyleri yaptık. Akrabalarımızı uyarmadık. Çevremizdeki Müslümanları uyarmadık. Çevremizde yığınlarla günah işleyen insanlara senin kitabını duyurmadık. Senin peygamberin sünnetini ulaştırma kavgası içine girmedik. Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik. Bizi bağışla Allah'ım diye dua dua yalvaralım da Allah da bizi şu toplumun cife karnından çıkarsın. Özgürce Müslümanlıklarımızı icra edebileceğimiz bir ortama, bir sahile çıkarsın. Sahil-i selamete çıkarsın Rabbim. Yunus Aleyhisselam'ın da gündeminden sonra bakın Rabbimiz Saffat suresinde şöyle buyuruyor. Festeftihim. Sor o çevrendeki müşriklere ey peygamberim. Eli rabbikel benatu ve lehumul benun. Kızlar Rabbine ait de oğlanlar onlara mı ait? Bakın sor onlara ey peygamberim. Kızlar Allah'ın hissesine düştü de oğlanlar şu Mekke müşriklerinin hissesine mi düştü? Tilke izen kısmetun ziza diyordu bir başka surede Rabbimiz. Bakın Mekke müşrikleri kızları Allah'a izafe ediyorlar, kız çocuklarını, oğlan çocuklarını da kendilerine izafe ediyorlardı. Kızlar Allah'ın, oğlanlar bizim diyorlardı. Niye diyorlardı bunu? Şunun için. Bakın Mekke müşrikleri, tüm müşrikler Allah'la savaş halinde olan insanlardır. Allah'la savaşan insanlar elbette savaştıkları safı zayıf, kendi saflarını da güçlü kılmak isterler. Yani kızları fiziksel yönden güçsüz ve zayıf olan kızları Allah'ın safına veriyorlar. Onlar Allah'ın ordularıdır diyorlar. Oğlanları fiziksel yönden güçlü olan erkek çocuklarını da kendi saflarında hissediyorlar. Böylece Allah'la verdikleri savaşımlarında galip geleceklerini düşünüyorlardı. İşte bu densizliği bunun için yapıyorlardı. Şu ayeti de okuyup birlikte inşallah düşünelim. Em halaknel melaikete inâfen, yoksa diyor Allah, bir de şunu sor. Yoksa biz melekleri dişiler olarak yaratırken, ve hum şahidun, onlar bizim yanımızdaydılar da bu işe şahit mi olmuşlar? Yani meleklerin dişiler olduğunu nereden bilmiş şu Mekke müşrikleri? Mekke müşrikleri melekleri de dişi olarak düşünüyorlardı. Meleklere dişilik izafe ediyorlardı. Bakın dikkat ederseniz Lat, Menat, Uzza bunların hepsi müennes kelimedir. Hepsi dişi. Müşrikler tanrılarını hep dişi olarak düşünüyorlar. Meleklere de tapınıyorlardı. Melekleri de dişi olarak düşünüyorlardı. Sebep şu. Bir kere şehvetlerine hitap etsin diye bunu böyle yapıyorlardı. Bir de Allah'ın orduları olan melekler, yani kendi tanrıları olan meleklere egemen olmak istedikleri için tanrılarını zayıflardan seçiyorlar, dişilerden seçiyorlar ki tanrılarımız bize egemen olamasın, biz tanrılarımıza egemen olalım. Anladınız değil mi? Tanrılarımız bize söz geçiremesin, tanrılarımız bize egemen olamasın, biz tanrılarımıza egemen olalım düşüncesiyle bunu yapıyorlardı. Tapındıkları melekleri dişi olarak kabul ediyorlardı. Dikkat ederseniz Amerika'da bir tayfun, bir bora filan yaklaşırken o tayfuna, o rüzgara, o boraya bir kadın ismi veriyorlar. Katerina filan diyorlar. Bir kadın ismi veriyorlar. Dertleri ne? Yani azap getiren melekler bize azap edemesinler, bize hakim olamasınlar. Biz tanrılarımıza hakim olalım, biz onları yönlendirelim diye gelen fırtınaların ismini bir dişi ismi olarak vermeye çalışıyor müşrik Amerika
Yani değişen bir şey yok. İşte Allah öyle diyor. Ela dikkat edin. İnnehum min ifkihim. Onların iftiralarıdır bunlar. Leyekulune diyorlar ki veledallah. Allah doğurdu. Allah Allah. Bakın Allah diyor ki Mekke müşrikleri diyorlar ki veledallah. Allah doğurdu. İnnehum lekazibun. Alçaklar yalan söylüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Bakın melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Dünkü o Mekke müşriklerinin şirkini şu anda Hristiyanlar sürdürüyor. Onlar da İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Şu anda Yahudiler sürdürüyor. Onlar da Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Halbuki İhlas suresi sırf bu konuyu anlatmak için gelmiş bir suredir. Kul de ki huvallahu ahad. O Allah tektir. Allahus samet. Allah samettir. Samet ne? Kendisine danışılmadan bir adım bile atılmayan efendi. Samet kelimesinin ikinci anlamı, yasaları hiç kimse tarafından gözden geçirilemeyen seyyid. Allah'ın yasalarını kimse gözden geçiremez. Kimse yargılayıp sorgulayamaz. Çünkü Allah samettir. Yasaları hiç kimse tarafından sorgulanamayan efendidir Allah. Samed'in üçüncü anlamını söyleyip geçeyim. O da herkes ona muhtaç. O kimseye muhtaç değil. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet. O Allah doğmadı, doğurmadı. Bakın veledallah diyorlar. Dün Mekke müşrikleri, bugün yeryüzü müşrikleri, Yahudi ve Hristiyanları Allah'ın oğlu kızı var diyorlar. Allah da diyor ki lem yelit ve lem yulet. Allah doğmadı, doğurmadı. Allah doğmadı, doğmatik değil. Birinci anlamıyla, yani haşa kafirler diyorlar ki Allah filan yok da tarih içinde insanlar yıldırımlardan korkmuşlar, karlardan, boralardan, fırtınalardan korkmuşlar, sığınacak bir varlık aramışlar, aklın ürünü olarak Allah'ı bulmuşlar. Aslında yok Allah da korktukları için sığınacak bir kucak aramışlar, Allah'ı bulmuşlar. Allah doğmatik filan diyorlar ya, öyle değil, Allah doğma değil, Allah var. Bir de Allah doğmadı. Bir anadan babadan dünyaya gelmedi. Allah'ın bir anası babası yok. وَلَمْ يُولَتْ Bir de o Allah doğurmadı. Yani ondan bir parça çıkmadı. Yani İsa onun oğlu değil. Üzeyir onun oğlu değil. Melekler Allah'ın kızları değil. Çünkü bütün kızlar Allah'ınken, bütün oğlanlar Allah'ınken niye İsa gibi, Üzeyir gibi birilerini özelleştirip de kendisine oğul edinsin de Allah? Ne ihtiyacı var da Allah'ın buna? Panteistler de aynı şeyi söylüyorlardı. Vahdet-i vücut isminde İslam'a sokmaya çalışmışlar. Ne diyor panteistler? Yani bir dönemin batılı filozofları, Allah tanımaz, Tanrı tanımaz filozoflar diyorlar ki ilk varlık Allah, tamam. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Allah evvel. Sonra diyorlar ki panteistler, diğer varlıkların tümü İlk varlık olan Allah'tan parçalanarak meydana gelmiştir. Bu mantığa göre dünya Allah'tan kopma bir parça, ağaç Allah'tan kopma bir parça, Hallacı Mansur Enel Hak derken o mantığa göre kendisi de Allah'tan kopma bir parça, bir başkası inne fil cübbeti illallah, şu benim cübbemin altında Allah var derken, bir başkası ben kendi kendimi tesbih ederim, benim şanım ne yücedir derken, hepsi aynı felsefenin ürünü, o mantığı terennüm ediyorlardı. Halbuki Allah diyor ki hayır hayır. Allah'tan parça çıkmadı. Allah tecezzi kabul etmez. Ol dedi Allah, bütün varlıklar oluverdi. Yaratıkların yaratıcıya denk olması mümkün değildir. İşte Allah diyor ki ve innehum lekazibun. Hainler yalan söylüyorlar. Astafel benati alel benin. Ne oluyor? Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Yani niye kızları Allah'a veriyorsunuz da oğlanları kendinize alıyorsunuz? Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Öyle bir şey yok ki. Kızlar da Allah'ın kulu, oğlanlar da Allah'ın kulu. Kızların oğlanlara bir üstünlüğü, ruhaniyeti yoktur. Erkeklerin kadınlara karşı bir üstünlüğü, ruhaniyeti yoktur. Onlar da Allah'ın kulu, onlar da Allah'ın kulu. Ma lekum keyfe tahkumun. Nasıl da hükmediyorsunuz?
Nasıl da yanlış hükümler veriyorsunuz. Efela tetedekkerum. Hiç düşünmüyor musunuz? Yani ağzınızdan çıkan bu sözlerle Allah'ı nasıl daralttığınızı, gökler bile çatlayacak hale geliyor. Şu Yahudi ve Hristiyanların, dünkü Mekke müşriklerinin Allah'ın oğlu var, kızı var, karısı var şeklindeki iftiraları gökleri bile çatlayacak hale getirmiş edebinden, melekler bile yüzüstü yere düşmüşler. Ya Rabbi, bunu nasıl söyleyebildiler bu hainler sana? Bu iftirayı nasıl yapabildiler? Onlar adına senden özür diliyoruz diye gökler Allah'tan özür dilemiş. Melekler özür Allah'a yalvarıp yakarmışlar. Ya Rabbi, onlar adına özür diliyoruz diye. Bakın Allah diyor ki efela tetedekkerun, hiç düşünmüyor musunuz? Bu sözlerinizle Allah'ı nasıl gazaplandırdığınızı düşünmüyor musunuz? Emlekum sultanun mubin. Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, bir hüccetiniz, bir deliliniz mi var bu konuda? Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin. Hadi sadıksanız, şu sözlerinizi eyleme dönüştürecek bir cesaretiniz varsa, hadi bakalım, kitabınız neyse getirin. Var mı Allah'ın kitaplarının bir tanesinde buna bir alamet, işaret? Bırakın bir ayetin olmasını, bir alamet, bir işaret, bir emmare bile bulabilir misiniz? Hayır, yok. Ama işte müşrikler tarihi içinde bu tür saçmalıkları yapmışlar. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Bir de tarih içinde insanlar ya da Mekke müşrikleri Allah'la cinler arasında bir akrabalık bağı düşünmüşler. Cinler Allah'ın yakınları, cinler Allah'ın akrabaları, bir nesep bağı düşünmüşler. Çünkü cinler görünmeyen varlıklar, Allah da görülmeyen varlık olduğu için böylece cinlerle Allah arasında bir akrabalık bağı filan kurmaya çalışmışlar ve cinlere tapınmışlar tarih içinde. Cinlerin gücü Allah gücüne eş, cinlerin bilgisi Allah bilgisine eşmiş gibi kabul etmişler ve cinlere tapınmışlar. Bakın Allah diyor ki: "Velakat alimetil cinnetu innahum lemuhtarun." Cinlerin kafirleri, yani şeytanlar, cinler iki grup. Aynen insanlar gibi müminleri var, onlara mümin cinler denir. Kafirlerine de şeytanlar denir. Cinlerin kafirleri şeytandır. Bakın Allah diyor ki o kafir cinler kesinlikle cehennemde hazır olacaklarını bildiler. Cehenneme gideceklerini onlar bildiler. Sanki bu ayetiyle Allah cinlere tapınmaya çalışan tarih içindeki zavallı müşriklere şunu söylüyor: ey zavallı kafirler, bir düşünsenize, eğer o cinler gerçekten Allah'ın akrabaları, işte amcası, dayısı, halası, teyzesi gibi Allah'ın akrabaları, soy bağı olanları olsaydı, Allah en yakın akrabalarını niye cehenneme göndersin, niye ateşe göndersin? Hiç aklınız yok mu? Ya da eğer o cinlerin gücü Allah gücüne eş, cinlerin bilgisi Allah bilgisine eş olsaydı, o zaman Allah'ın kendilerini cehenneme göndermesine niye engel olamıyor o cinler? Cehenneme gitmeye niye engel olamıyorlar? Savaşsınlar Allah'la ve onların cehenneme gönderilişine engel olsunlar. Subhanallahi amma yasufun. Allah sizin vasfettiklerinizin tümünden subhandır, münezzehtir, beridir, uzaktır. İşte Allah doğurdu diyorlar, Allah'ın oğlu kızı var diyorlar, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar, Allah hayata karışmaz diyorlar, Allah yeryüzüne program göndermez diyorlar, Allah yeryüzünde elçi seçmez diyorlar. İşte cinler Allah'ın nesebinden, onun soyundandır diyorlar. Hayır hayır, Allah onların dediklerinin tümünden münezzehtir, beridir. İlla ibadallahil muhlasin, ancak Allah'ın halis kulları, Allah'ın saf vahiy mümini olan kulları, yani sadece Kur'an ve sünnete bakarak Allah hakkında kanaat belirlemeye çalışan Allah'ın mümin kulları bunun dışındadır. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. Sizler ey müşrikler, sizler ve tapındığınız putlarınız ve şeytanlarınız kesinlikle diyor Allah, benim kullarımdan hiçbirisini ayartamazsınız, saptıramazsınız. Bana kulluğunu bitiremezsiniz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu bizim için bir garanti, korkmayın.
cinlerin de şeytanların da size yapabilecekleri hiçbir naneleri yoktur. İşte bakın Allah diyor ki, ey müşrikler, ne sizler ne de sizin tapındıklarınız benim kullarım üstünde zerre kadar etkili olamazsınız. Benim kullarımdan bir tanesini bile bana kulluktan çıkarıp ayartamazsınız, saptıramazsınız, yoldan çıkaramazsınız. İlla ancak men huve salil cahim, pasaportunu cehenneme kesmiş olanlar bunun dışında. Yani kendi özgür iradeleriyle cehenneme gitmek isteyenler, yani sizi etkin ve yetkin bilenler, sizin velayetinizi kabul edenler, zaten kendileri cehenneme gidenler üzerinde siz ancak etkili olabilirsiniz. Onlara karşı bir şeyler yapma gücünü bulabilirsiniz. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bakın melekler diyorlar ki, bizden her birerimiz için Allah'ın belirlediği bir makam var. Bizim her birerimizin Allah tarafından belirlenmiş bir kulluk makamımız, bir kulluk yörüngemiz var. Allah Allah. وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ Ve biz saf saf Allah'a kulluk edenleriz. Saf saf Allah'ın emirlerini icra edenleriz. وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ Ve biz Rabbimizi tesbih edenleriz. Sanki bu ifadeleriyle melekler şunu söylüyorlar. Ey müşrikler, ey bizi tanrı bilenler, ey bizi dişi bilenler, bize tapınmaya çalışan zavallılar. Bırakın biz Allah'a kafa tutmayı, bırakın biz Allah'ın yasalarına karşı gelmeyi. Allah bizi nereye yerleştirmişse bir santim bile biz o makamımızdan, o konumumuzdan ayrılmayız. Biz bir santim bile Rabbimize kulluğu terk edemeyiz, terk etmeyiz. Bırakın tanrı olmayı, bırakın bize tapınmayı ey zavallı müşrikler. Biz saf saf Rabbimize kulluk edenleriz ve sürekli Rabbimizi gündemde tutanlarız. Rabbimizin emirlerini icra edenleriz. وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ Mekke müşrikleri şöyle diyorlarmış. Şayet bizim yanımızda da öncekilerin zikri olsaydı, lekunna ibadallahil muhlasin, biz gerçekten o zaman Allah'ın halis kulları, halis mümin kulları olurduk. Bakın dedikleri şu, eğer bizim yanımızda da öncekilerin zikri olsaydı, öncekiler kim? Yahudi ve Hristiyanlar. Şunu demeye çalışıyorlar. Allah Yahudilere Tevrat diye bir kitap indirdi, bir zikir indirdi. Zikir kitap demektir. Allah Hristiyanlara İncil diye bir zikir, bir kitap indirdi ama bize bir kitap indirmedi. Bakın Mekke müşrikleri yıllar yılı Yahudi ve Hristiyanlar karşısında eziklik duydular. Niye? Her ne kadar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a izafe etseler de, bizim de bir peygamberimiz var deseler de, ama ellerinde bir kitapları yoktu. Hristiyanların İncil'i vardı, Yahudilerin Tevrat'ı vardı. Ama Mekke müşriklerinin ellerinde bir kitapları olmadığı için bir süre Hristiyanlar ve Yahudiler karşısında eziklik hissettiler ve bir kitap beklentisi içine girdiler. Keşke Rabbimiz dediler, bize de bir kitap indirseydi de biz de Allah'ın halis kulları olsaydık diye bir beklenti içine girdiler. Ama bakın Allah diyor ki, ne zaman ki bekledikleri kitap geldi, Kur'an, bekledikleri son elçi geldi, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam, fekeferu bihi, onu inkar ediverdiler, onu örtüp örtbas ediverdiler, onu gündemlerinden düşürüverdiler, onu inkar ediverdiler, reddediverdiler, fesevfe ya'lemun, çok yakında onlar bilecekler. Neyi bilecekler? Bu tavırlarının kendilerine nasıl bir cenneti kaybettirdiğini, bu yamukluklarının kendilerine nasıl bir cehennem kazandırdığını çok yakında onlar bilecekler ve anlayacaklar. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَل۪ينَ Surenin son bölümlerine yaklaştık inşallah. Son ayetleri de okuyup bitirelim. Muhakkak ki bizim elçi kullarımıza, peygamber kullarımıza şu sözümüz bir vaat oldu, bir yasa oldu. Neymiş o? İnnehum lehumul mansurun. Onlar yardım görecekler. Evet, Allah yeryüzündeki elçilerine karşı bir yasa belirlemiş. Neymiş o? Benim elçilerim yardım görecekler.
ben onlara yardım edeceğim. Kitabımızın bir başka suresi de bu konuyu şöyle anlatıyordu. Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Allah şunu bir ilke olarak kendisine belirledi. Allah şunu bir yazgı yaptı ki ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve peygamberlerim galip geleceğiz. Bu benim değişmez bir yasamdır. Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve elçilerimin yolundaki Müslümanlar galip geleceğiz. Allah bizi kendi safında kılıyor. Şuna bakın. Kendisini bizim safımızda kılıyor ve diyor ki bakın, ben ve elçilerim galip geleceğiz. Bu benim değişmeyen bir yasamdır. Ben ve elçilerimin imanına, elçilerimin takvasına, elçilerimin teslimiyetine sahip çıkan Müslümanlar galip geleceğiz. Ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordularımız galip gelecek. Allah'ın orduları kim? Melekler, peygamberler ve müminler. Benim ordularım galip gelecek. Bekliyoruz. Osmanlı olarak yeryüzüne hakimiyetimiz 600 yıl sürünce, uzunca sürünce, yıkılış dönemimiz de biraz uzunca devam ediyor. İşte 70 yıldır devam ediyor. Üzülmeyin Müslümanlar. Allah'ın izniyle, Allah'ın şu sözlerinin çok yakında gerçekleştiğini göreceğiz. Peygamber Efendimiz gördü. Bu ayetlerin gelişinden birkaç yıl sonra Mekke fetholdu. 3 kişi hariç tüm Mekkeliler Müslüman oldu. İşte Allah sözünü yerine getirdi. Peygamberini galip getirdi. Peygamberinin yolunun yolcularını üstün getirdi. Kısa bir süre sonra tüm Suudi Arabistan Yarımadası Müslüman oldu. Sonra İslam dış coğrafyalara kadar yürüdü. İşte Allah sözünü yerine getirdi. Bu devrin şu gariban Müslümanlarına da inşallah Rabbim bu sözlerini, bu vaatlerini yakında yerine getirecek. Fetevelle anhum hatta hin. Ey peygamberim, şöyle onlardan biraz yüz çevir, onlara az biraz izin ver. Allah Allah. Kim izin verir? Güçlü. Güçlü güçsüze izin verir değil mi? Bu ayetlerin geldiği dönemde Mekke'de Müslümanlar çok güçsüz ama ne kadar güçlü ki onların safında Allah var. Az biraz diyor şu kafirlere izin ver ey peygamberim. Canını sıkma. Az biraz kendini teselli et. Allah Allah. Ve absırhum fesevfe yubsurum. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Sen de gözetle, onlar da gözetle. Çok yakında kim galipmiş, kim mağlupmuş, kim Allah safında, kim şeytan safındaymış, kim Allah desteğinde, kim desteksizmiş, kim galip, kim mağlupmuş, kim hakta, kim batıldaymış. Çok yakında onlar da görecek, siz de göreceksiniz ey Müslümanlar. Efe bi azabina yestacilun. Şu kafirler bizim azabımız konusunda acele mi ediyorlar? Ne gelecekse gelsin de görelim mi diyorlar? Öyle diyorlarmış Mekke müşrikleri. Ey Muhammed, şu yıllardır bizi tehdit edip durduğun azap neyse gelsin de görelim. Yeter artık diyorlar ya. Onlar bizim azabımızı acele mi istiyorlar? Fe izâ nezele bisâhatihim. Bizim azabımız onların evlerinin üstüne çöktüğü zaman, bizim azabımız onların şehirlerinin üstüne çöktüğü zaman, fesâe sabahul munzerim, uyarılıp da uyarıya müsbet tepki vermeyenlerin sabahı ne kötü bir sabah. Şimdi istesinler bakalım azabı. O azap geldiğinde öyle yapmaz hainler. Onların sabahı berbat bir sabahtır. Ve tevelle anhum hatta hin. Ey peygamberim, sen kendine biraz izin ver. Az biraz şu kafirlere mühlet ver. Ve absır, sen gözetle. Fesevfe yubsurum, onlar da gözetleyecekler. Sen bekle ey peygamberim, onlar da bekliyorlar. Surenin son ayetleri de şöyle bitiyor. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Şimdiye kadar bunu bir dua olarak biliyordunuz değil mi? Halbuki ayetmiş. Her Kur'an okuyucu okuduğu Kur'an'ın sonunda sadakallahul azim der. Sonra Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin diye Allah sözlerini, Allah kelamını bitirir. Surenin son ayetleri böyle bitiyor. Onlara da bir mana verelim. İnşallah sureyi tamamlamış olalım. Subhane rabbike rabbil izzeti. İzzetin Rabbi olan senin Rabbin, aziz olan, izzet sahibi olan, güç kuvvet sahibi olan Rabbin,
amma yasıfun, şu müşriklerin, dünkü Mekke müşriklerinin, bugünkü yeryüzü müşrikleri ve kafirlerinin tüm sözlerinden münezzehtir, uzaktır, beridir. İstediği kadar o hainler önce Allah yok diye felsefelerini geliştirsinler, sonra utanmadan yok dedikleri Allah hakkında konuşsunlar, Allah'ın dini hakkında konuşsunlar, Allah'ın kitabı hakkında söz söylesinler, Allah'ın istediği hayat programıyla alakalı konuşsunlar, Allah'ın razı olduğu hukuk şudur desinler, Allah'ın istediği kıyafet şudur desinler, Allah da demokrasiden yanadır, Allah da laiklikten yanadır, Allah da böyle bir düğünden, Allah da böyle bir hayat programından yanadır diye utanmadan Allah'la alakalı, Allah'ın diniyle alakalı yorumlar yapsınlar, sözler söylesinler. Allah onların dediklerinin tümünden münezzehtir. Ve alçaklar, kendi felsefenize bari namuslu davranın. Siz Allah yok diye söze başlamıyor musunuz? Yok dediğiniz Allah hakkında konuşmayın. Siz onları bilmezsiniz. Siz o yüce konuları bilmezsiniz. Siz elmayı armudu bilirsiniz. Siz kadını kızı bilirsiniz. Siz içkiyi dansı bilirsiniz. O konularda konuşun. Siz demirin statiğini bilirsiniz. Siz kimyayı fiziği bilirsiniz. Konuşun o konularda. Ama bilmediğiniz konularda konuşmayın. Namuslu olun. Allah konusunda, Allah'ın istediği kılık kıyafet konusunda, Allah'ın razı olduğu din konusunda zerre kadar söz söylemeye hakkınız yoktur. Allah onlardan münezzehtir. Ve selamun alel murselin. Allah'ın selamı elçilerin üzerine olsun. Allah'ın selamı elçilerin üzerine olsun. Allah'ın selamı elçilerin yolu üstünde olan müminlerin üzerine olsun. Allah'ın selamı elçileri izleyen müminlerin üzerine olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hamd da, övgü de, sena da alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Mükemmel Allah'tır. Eksiksiz ve kusursuz Allah'tır. Şu tablo çok güzel ama deriz. Bir eksiğini buluruz. Şu yazı çok güzel ama, şu cilt çok güzel olmuş ama, mutlaka bir eksiği var. Allah için ama denmez. Allah mükemmeldir. Allah hamde layıktır. Allah övgüye layıktır. Allah sistemi de mükemmeldir. Allah'ın dini de mükemmeldir. Allah'ın hayat programı da mükemmeldir, güzeldir. Öyleyse hamd edin Allah'a. Hamd edin Allah'ın gönderdiklerine sahiplenin. Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşayın. Böylece Saffat suresi de bitti. Allah'ın izniyle daha sonraki hafta Saat suresiyle buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.